Kampanya name'i yazdıktan sonra arkadaşlar projemize bir adet ikon atamam gerekiyor. Cep telefonunda nasıl bir ikonla gözükmesini istiyorsanız bakın istediğimiz yeterli resimler yok. Birazdan database'i import ettiğim zaman at resmi buraya gelecek. Şimdi şu resmi seçelim. Cep telefonunda bu şekilde gözükecek. Evet, Other Setting'e gidiyorum. Other Setting'te Vulkan'ı sildik. Kampanya name arkadaşlar bakın. Çift tıklıyorum. Sadece kampanya. Sağında ve sonunda nokta var. Onları silmiyorum. Yukarıda ne yazmıştım? Herkan yazmıştım. Aynen yazıyorum. Product name arkadaşlar. Siliyorum. Noktaları silmiyorum. İlk yazıyorum. İlk nerede yazıyor? Yukarıda. Bakın burada ilk yazıyor. Küçük harf i harfi. Büyük harf i olmayacak. Dikkat edin buna. İlk yazdım. Minimum API level. Burayı rastgele şu anda seçebilirsiniz. Yani 7.0 bu cep telefonunuzun Android işletim sistemi olacak. 7.0 veya daha üstü olabilir. Eğer 5.0'ı seçerseniz birçok cep telefonda çalışacaktır. Sizin cep telefonunuz 5.0 ise eğer siz 5.0'a göre seçim yapın. Benim cep telefonunun sürümü 8.0, 8.0'a göre yapabilirim. Veya benimki 8.0 olmasına rağmen 7.0'ı da seçebilirim. Yani düşük versiyonları seçebilirim. 7.0'ı seçtim. Diğer ayarları ellemiyorum arkadaşlar. Olduğu gibi kalıyor ve Player Setting'ten çıkabilirim. Evet. Add Open Scene kısmını daha sonra tıklayacağım. Şimdilik ellemiyorum. Ve Player Setting'ten çıkıyorum. Main kamerayı arkadaşlar silmem gerekiyor. Main kamera silindi. Sağ tuşu tıklıyorum. Bakın küpü de silelim. Birinci derse küp eklemiştik. Küpü de sildim. Sadece hiyerarşi penceresinde ışık kalsın. Sağ tuşu tıklıyorum. Vuforia Engine arkadaşlar. Eğer kamera tıklıyorum. Import ediyorum. Bu kısımları AR1 ve AR2 derslerimizde defalarca anlattık arkadaşlar. Öncelikli olarak AR1 ve AR2 artırılmış gerçeklik kurslarımızı takip etmenizi rica ediyorum. Bu şekilde artırılmış gerçekliği öğrenmeniz çok zor. Çok zor. AR1 ve AR2 kurslarını takip edin. Daha sonra AR3 kursuna katılın. Yine de ben birinci dersimizde uzun bir video yaparak artırılmış gerçekliğin en temelini anlatıyorum. Şu anda AR kamerayı yani artırılmış gerçeklikte işimize yarayan kamerayı projeme dahil etmiş oldum. Evet, AR kamera geldi. Tekrar sağ tuşu tıklıyorum. Vuforia Engine'den image'i tıklıyorum. Bunu da import ediyorum. Bu kısmı defalarca yaparak pratik haline getirmeniz gerekiyor. Evet, image target'ı da ekledim. Bu işlemleri sırasıyla yapmak zorunda değilsiniz. Rastgele de yapabilirsiniz. Asset menüsüne gidiyorum. Import Package, Custom Package'i tıklıyorum. Masa üstünde arkadaşlar bir dosyamız vardı hatırlarsanız. Kodlarla ders resimleri. Evet, bunu projeme dahil ediyorum. Evet, projeye başlamadan önce bu ayarları yapmamız gerekiyor. Database kısmında bakın kodlarla ders resimleri geldi. Başka bir işlem daha yapmam gerekiyor. AR kamerayı tıklıyorum önce arkadaşlar. Vuforia'ya gidiyorum. Buradaki lisans key'i bir kere tıklayarak kopyalandı. AR kamerayı tıklıyorum. Open Vuforia Engine Configuration'ı tıklıyorum. Eğer build setting ayarlarını yapmazsanız bu kısım aktif olmayacak. Ondan dolayı ilk önce build setting'i ayarlamanız gerekiyor. Evet, Open Vuforia'yı tıklıyorum. App License Key kutusuna gidiyorum ve sağ tuşu tıklayarak yapıştır diyorum. Yani buradan kopyaladığımızı buraya yapıştırdık. Birinci işlem bitti. Image Target'ı tıklıyorum. Image Target'ta arkadaşlar inspektör panelinde database var. Image Target Behavior'ın altında database kapalıysa bakın burayı açın. Image Target Behavior'ı tıklayın.
Database'i tıklıyorum ve buradan kodlarla ders resimleri, at resmi vardır. Birazdan at resmi gelecek. Bakın tıklıyorum. At resmi ekrana geldi. Evet, at resmini arkadaşlar dikeyde görecek şekilde ayarladım. AR kamerayı ayarladım. İmaj target'ı ayarladım. Şimdi sıra geldi. Cep telefonuyla at resmine baktığımız zaman bir animasyonu oynatmak istiyoruz. Bu animasyonu projeme import etmem gerekiyor. Bu iki şekilde olabilir. Dışarıdan import arkadaşlar. Örneğin daha evvel hazırladığımız Migzamo web sayfasından hazırladığımız bir animasyonu projeye dahil bakın edebilirim. Bu şekilde bir animasyonu döndürelim bakalım. Yüzünü görelim. Evet, materyallerini şu anda yüklemedim. Dersi uzatmamak adına. Bu şekilde projeyi dışarıdan dahil edebilirim. Bunu ilerleyen derslerde tekrarlayacağım. Ondan dolayı siliyorum. Veya Asset Store'dan arkadaşlar. Bakın Asset Store'umuz var. Bunu maximize yapalım. Asset Store'dan animasyonları projemize dahil ediyorduk hatırlarsanız. Evet, ilk derse katılan arkadaşlar bunları hatırlayacaktır. Evet, cat yazdım arkadaşlar. Ücretsiz olan bakın free. Evet, bu kediyi at resminin üzerinde oynatacağım arkadaşlar. Tabii ne alaka diyeceksiniz. At resmiyle kedinin maksat bir animasyon dahil etmeyi göstermek. Evet, kedi animasyonunu at resmi üzerinde oynatacağız arkadaşlar. Evet, import etmiş olduk. Gördüğünüz gibi Cartoon Cat dosyası proje penceresinde Asset klasörünün altına geldi. Evet, Asset Store'dan çıkıyorum. Yani Game'i tıklarsam Asset Store'un penceresinden çıkmış oldum. Çift tıklıyorum. Bakın 4-5 adet kedi animasyon dosyası karşıma geldi. Bunlardan bir tanesini yani Cat Wall'u tıklıyorum. Bu animasyonu image target'ın içine atıyorum arkadaşlar. Bakın bir kedi dosyası şöyle döndürelim. Bir kedi FBX dosyası yani animasyon dosyası at resminin üzerine geldi arkadaşlar. Sağ taraftan da rotation kısmını klavyeden -90 yazarak değiştirebilirim. 180 yazıyorum. X, Y, Z koordinatlarında ve Z'ye de 0 yazdım. Tam dikey olarak arkadaşlar karşıma kedi animasyonu geldi. Evet, bu projede cep telefonu ile at resmine baktığımız zaman kedi animasyonu at resminin üzerinde oynayacak. Oynayabilmesi için bir ayar daha yapmam gerekiyor.